Çocuklar hoş geldiniz. Her sene olduğu gibi bu sene mevzuat gereği yerlemalı haftası kutlamaları yapacağız. Gerçekten çok renkli, çok eğlenceli bir gün bizleri bekliyor. Evet hocam, ben ve kızlarım yerlemalı gününe oldukça önem veriyoruz. Biz bugüne bayram telaşıyla hazırlanırız. Siz daha çok cadılar bayramına hazırlanmışsınız gibi Burcu Hanım. Bizim yemek masamız sizin şapkanız kadar vallahi. Siz bu şapkayı def edemezsiniz efendim. Ben bu şapkayı Londra'dan 800 euroya aldım efendim. Oh, ben o paraya size yeni kafa alırım ya. Zenginlik ne tuhaf şey. Sizin yüzünüzden modumu düşüremeyeceğim. Hocam, yerli malı haftası için kızlarıma özel yerli malı tuttuk. O çalıştırdı kızlarımı. Kızlarımın ikisi şu an aşırı motive. Bizim İbrahim de çok motive. Yerli malı haftası deyince sırf yerli malı diye evdeki buzdolabını yemeye kalktı. Evde bütün hafta çocuktan saklandık. Başımın etini yedi. Bıktım bu çocuktan. Bakın, ısırıyor, ısırıyor. Cidden başının etini yemiş. Adamın beyninde diş izi var. Bir öğrama daha girdim. Ya aslında bu yerli malı haftası falan hep zarar, hep masraftır ha. Ya ben çocuğumu armut yapmak için ille 3 top mukavva mı harcayayım? Hep harca, hep harca. Ben bu çocuktan ne zaman kâr edeceğim? Efendim, biz oğlunuzu eğitiyoruz. Siz eğitime paha biçemezsiniz. Elbette taşın altına elinizi sokacaksınız. Güzel Sinem Hanım, bu sınıfı kendi elleriyle süsledi. Nasıl ama? Güzel değil mi? Nasıl süslü, nasıl ışıltılı? Bu ellerimle yaptım. Las Vegas gibi oldu. Aynısı Vegas. Varmayın efendim. Süslü dediğinizde bir şeye benzese tam bir zevksizlik. Ne bir konfeti, ne bir animasyon. Nasıl yani? Yerli malı haftası bu. Paris moda haftası değil. Farkındayım. Zevksizliğinizden korneam yandı. Azıcık moda öğren. Bak misal, elbisem Paris'ten, ceketim Milano'dan. Elbisem Paris'ten, ceketim Milano'dan ama çenen tam bir yerli malı. Ya arkadaşlar, birbirinize düşmeyin. Onların istediği de bu. Bu eğitim sistemi sorunlu. Birlik olursak eğitim sisteminin bu sorununu giderebiliriz. Ezbere dayalı olması sorunu mu? Yok, veliye dayalı olması sorunu. Çok masraflılar ya. Misal bir beslenme çantası olmuş 30 TL. Ya bu çocuğun bana gelişi ne ki? Vallahi kurtarmıyor ya, hep zarardayım. İbrahim, nereye gidiyorsun yavrum? Hocam, bir saniye. Baba, ben çok acıktım. Midem kurudu. Benim de ocağım kurudu. Oğlum, gelirken 12 tane tost yedin. Daha duymadın mı? Hadi bak, daha kostümünü giymemişsin. İçin öyle yersin. Bana ne ya Berat'cığım? O zaman şuradan birkaç tane yolluk alayım da. Evet, artık başlayalım. Çok korkuyorum. Çok aşırı motive. Artık başlayalım mı? İlk kim geliyor? Hocam, ilk biz. Mehtap, Aysel, gelin yavrularım. Karşınızda avokado kızları. Avokado, avokado benim adım. Herkes bilmez benim tadım. Etilerde satılırım. Pazarda arama kınarım. Ava, ava, avokado. Vitamin deposuyum. Cebi dolu olana. Paran yoksa bebeğim. Dokunma kabuğuma. Dokunma kabuğuma. Bravo. Pardon kızlar, bir alalım sizi yerinize. Avokado yediniz mi hiç? Bir kere yemiştik. Nasıl bir tadı var? Tarif edebilir misiniz? Hatırlamıyorum ki. Çok eskiden yemiştik. Peki pazardan niye alamıyoruz? Çünkü pazarda satılmıyor. Sizin en sevdiğiniz yerli malı hangisi? Yerli malı derken işte ülkemizde yetişen... Meyve. Meyve, sebze, ananas.
Ananas. Ananas ile vişne. Ananas, tamam. İle vişne. Avokado gibi bir şey o da zaten. Tamam, kızlar şöyle yapalım mı? Çok güzeldi, doyamadım. Bir daha alalım sizin şarkınızı. Ama bu sefer daha heyecanlı, canlı. Daha biraz daha yüksek sesle, dansını da biraz ekleyin. Enerjik, tamam mı? İzliyoruz efendim. Avokado benim adım. Herkes bilmez benim tadım. Etilerde satılırım. Pazarda aramak kınarım. Ava, ava, avokado. Vitamin deposu yok. Cebin dolu olana. Paran yoksa bebeğim. Dokunma kabuğuma. Dokunma kabuğuma. Misafirlere ikram etmediniz. Ya nereye gidecekler? Bayrampaşa hale gidiyorlardı. Buyur. Buyurun. Buyur anneciğim. İyi, avukatı yemedim demem şu hayatta. Bu ısırılmıyor da. Nasıl yiyorsunuz bunu ya? Şimdi efendim, bunu biraz limonla yüzüp üzerine biraz tuz, pul biber, biraz kimyon koyarsanız harika gider. İsotu, tuzu, limonu sana koyalım. Senin bile giderin olur. Bu ne ya? Bomboş bir besinmiş. Burcu Hanım, hakikaten avokado nedir ya? Bari limon falan diyeydiniz. Hocam, bu avamlardan beklerdim. Ama sizden avokadoya saygısızlık beklemezdim. Bugün burada iki avokado zor yetişiyor. Evet, ben de onu diyorum. Avokado bizim burada yetişen bir yiyecek değil maalesef. Yerli değil. Hey, tabii tabii değil. Ananasla mango da yerli değil o zaman. Hocam lütfen kendinizi geliştirin. Eğitim ciddi bir iştir. Çıkalım kardeşim. Yani vallahi ben ikna oldum. Yarın bahçeye avokado ekiyorum. Ya bırakın beyefendi. Yerli malını ne bilsin bu özünü unutmuş kadın ve ailesi. Fazla uzatmadan yerli malının hası benim yetenekli oğlum. Karşınızda karnı yarık, karnı yarık. Karnımı yarmışlar, içime kıyma koymuşlar. Bakın görün ne yapmışlar, tadıma doyamazsınız benim. Yo, patlıcandır atan beni fırına sürün, 20 dakika bekleyin. Yanında az pilav servis edin. Bir de cacık olursa sizi çok mutlu ederim. Yo. Anasının akıl küpü. Dağıt oğlum, dağıt hadi. Millet yerli malı görsün. Sağ olun efendim. Size her baktığımda görüyorum zaten. Aa, bana laf çarptı. Bana laf mı çarptı bu? Sen kim bana laf çarptı? Maşallah, hiçbir şey de kaçmıyor. Vallahi yani Sinem Hanım, yanına benim oğlan da ver, amcacığı öyle yaparsınız. Bu nedir ya? Esnaf lokantasına döndü sınıf. Anne, bir karnıyarık olarak beğenilmemeyi kabul edemem. Gidip bayılacağım ben. İmam bayıldı olacağım ben. Bahadır, dikkat et. Arkada benim oğlana gözükme. En sevdiği yemeksin, burnuna kokarsın. Ya ama siz hiç anlamamışsınız mevzuyu. Biri tropik meyve getirir, biri yemek getirir. Yok mu adam gibi bir yerli malı? Karnıyarık Los Angeles yemeği sanki. Diğer öğrenciye geçelim de bitsin şu çilem. İsmail Bey, oğlunuz ne olarak geldi? Oley hocam, turlu uyuğunu bulan bir meyve oldu. Karşınızda karpuz. Sarıdır zerdali, sarıdır şeftali. Elma yiyen avlanır, ağzı dili ballanır. Arkadaşımın adı Mahmut, bal gibi tatlı armut. Al çiçek bal çilek, yemezsem üzülecek. Bravo, bravo, bravo! Hani karpuz? Sen karpuz değil misin İbrahim? Hayır, açım ben.
Hepsini yerim ben. Yerim ben, yerim. Mert, Mert, dur yerine geç. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen karpuzsun ama bambaşka şeyler söyledin ya. Öğretmeninin de tabii bir beklentisi vardı. Sen şimdi bir uydursan bize karpuz için bir mani. İçim kırmızı, dışım yeşil. İçim çekirdekli, dışım çekirdeksiz. Çok severim sulu olmayı. Susuzsam ben bir keleyim. Vallahi bravo, tamam. Kaldığın yerden alalım, açım da. Hayır, açım ben. Hepsini yerim ben. Yiyeyim mi ben, yiyeyim mi? Yiyeyim mi ya ben? Ya oğlum bak, şimdi yemek yiyeceğiz zaten. Hocam, bence de bu oğlana bir şeyler vermek lazım. Durumu vahim gözüküyor. Ben bu bakışı tanıyorum. Birazdan buralar karışır. Hayır İsmail Bey. Zaten bir kişi kaldı. Sonra hep beraber yiyeceğiz değil mi İbrahim? İçeri geç sen. Benim sadece 2 dakikalık sabrım kaldı. Sonrası kötü olacak. Ben size diyeyim. Oh, oh çok şükür son çocuğumuza geldik. Hüseyin Bey'in oğlu Mustafa geliyor şimdi de. Vallahi hocam çok hazırlandık. Hepinizin ağzı sulanacak eminim. Karşınızda ekmek. Yok artık. Ekmek. Ekmek değil benim adım. Unlu mamun Leynasıyım. Odunda pişersem ağzıyım tadıyım. Taze olsam Sofya'ya, bayat olsam kıymaya. Esmer olsam kiyoya, iyi giyeyim, hem iyi gelirim. Tam bir boş yapın. Bu ne ya? Adam çocuğunu somun ekmek yapıp getirmiş. Yok artık. Hanımefendi bırakın lütfen. Ekmeğimle oynatma. Ama hocam çocuğu karbonhidrat yapıp getirmiş. Ama bu kadar da olmaz ki. Çok sağlıksız. Bari bir tam buğday yapıp getirseydin çocuğu. Sen ne konuşuyorsun? Daha yerli malı ne onu bilmiyor. Lütfen kavga etmeyelim. Hocam bir saniye ekmek kavgası bu. Yani ekmeğime karışırsa böyle olur ya. Lütfen yani. Ne güzel çocuğun nasıl ettiğin. Yeter! Yeter yahu yeter! Altı üstü çıkıp iki laf edip yerli malı övecekler. Ne kadar olay yarattınız ya. Bu ne hırs? Bakın şimdi çocuklarımız selama çıkınca böyle mi görsünler sizi? Anne! Bahadır! Karnıyarım! Ne oldu sana? Anne yardım edin. İbrahim çıldırdı. Avukatlar dolaba saklandı. Benim yarımı yedi. Gözü döndü anne. Yardım edin. İmdat! Ben size dedim hocam. Ben malımı tanıyorum. Yerli yabancı ayırmaz. Olayını yer bunların. Bahadır kaçma. Şu Mustafa.